Sevgili izleyiciler merhaba. Güllerinizi Kasım ile Mart ayları arasında çelikle köklendirebilirsiniz. Bu amaçla gül çeliklerini Kasım ile Mart ayları arasında gözler uyanmadan yani gözler sürmeden önce bir yaşlı dallardan almanız gerekir. Çelik aldıktan sonra dalın uç kısmındaki yumuşak kısmı mutlaka kesip atmanız gerekir. Köklendirmek için hazırlayacağınız çelik uzunluğunun 15 ile 30 cm arasında olması idealdir. Aynı zamanda çelikte en az 3 göz bulunması gerekir. Gül çeliğiniz 3 göz dışında 4 gözlü, 5 gözlü veya 6 gözlü de olabilir. Şimdi gül çeliklerini hazırlamak için öncelikle seranızdaki bir kesme gül olabilir, bahçenizdeki gül olabilir. Kuşun kalem kalınlığında, ondan daha ince, ondan daha kalın bir bu şekilde yaprak dökmüş gülü kesmeniz gerekiyor bitkiden. Daha sonra bitkiden kestikten sonra bu dalın en önemli noktamız şurası. Kesimden sonra dalın en az 6 saat, bakın burada koyduğumuz gibi en az 6 saat suda beklemesi gerekiyor. Bizim tavsiyemiz ister oda koşullarında yani 20 ya da 22 derecede, isterseniz 2-4 derecedeki soğuk hava deposunda 12 saat süreyle çeliklerimize mutlaka su çektirmemiz. Su çektirdiğimiz takdirde güllerimizin köklenmesi daha da kolaylaşacak ve süre kısalacaktır. Burada örnek olması açısından bu gülümüzün 12 saat suda beklediğini ve bu gül dalımızda nasıl odun çeliği hazırlanması gerektiğini şimdi sizlere göstereceğim. Sevgili izleyiciler, güllerde bakın şunlara göz diyoruz. Burada gözler var, bakın görüyorsunuz. Odun çeliklerinde gözlerin sürmemiş, patlamamış olması gerekiyor. Güllerde çelikler 3 gözlü, 4 gözlü, 5 gözlü ya da 6 gözlü yapılabilir. Tavsiyemiz genellikle 3 ve 4 göz üzerinden çelik hazırlanması. Öncelikle ne yapıyoruz? Alttaki gözün 1,5 ile 2 cm karşısından şu şekilde yavaş bir kesim yapayım size. Alttaki gözümüz burası. Onun 1,5 ile 2 cm altından çeliğimizi eğik bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Daha sonra 4 gözlü bir çelik hazırlayalım şimdi. 1, 2. göz, 3. göz ve burası da 4. gözümüz. Günümüzün de olduğunda oldukça dikenli olduğunu görüyorsunuz. Yine 4. göz, üst gözün de yine 1 ile 1,5 cm yukarısından eğik bir şekilde çeliğimizi kesiyoruz. Elimizde şu an 4 gözlü bir odun çeliği var. Bu işlemi yaptıktan sonra alttaki gözün hizasındaki dikenlerin mutlaka koparılması gerekiyor. Çünkü bunları toprağa soktuğumuz zaman hava boşluğu yapıyor ve köklerin kurumasına neden oluyor. Onun için dikenleri temizlememiz gerekiyor. Evet, dikenleri temizliyoruz. Yana doğru biraz daha toprağa sokacak kısımları temizledik. Şimdi gözümüzün şurada olduğunu, gözü şurada görüyorsunuz. Gözünün tam arka tarafına geçiyoruz şu şekilde. Ve budama makasımızla gözün hizasından, arka tarafından sadece kabuk kaldırıyoruz. Şu şekilde kabuğu soyuyoruz, bakın şu. Yalnız bu işlemde görüyorsunuz sadece kabuğu kaldırıyorsunuz. Alttaki odun dokusuna kesinlikle inmemeniz gerekiyor. Çünkü bu işlemi neden yapıyoruz? Buralarda yara dokusu oluşacak, yani kalis oluşacak ve köklenme buralardan da olacak. Gülümüzün daha erken köklenmesini sağlamış olacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra sevgili izleyiciler sıra köklendirme hormonuna geliyor. Gülde tavsiyemiz iki hormon kullanıyoruz. Bir tanesi indol butirik asit, diğeri de naftalin asetik asit. Tavsiyemiz 2000 ppm hormonun kullanılması. Hormonu olmayanlar, hormonsuz da güller köklenebilir fakat süre daha uzuyor. Hormonu nasıl kullanıyoruz? Gözümüz burada, bakın. En az bir gözü hormonumuzun içerisine bu şekilde bandırıyoruz. Daha sonra silkeliyoruz. Şimdi köklendirme ortamı olarak ne kullanabiliriz? Bir, burada gördüğünüz gibi torf kullanabilirsiniz. İkincisi perlit kullanabilirsiniz. Üçüncüsü ise yine pomza torf karışımını kullanabilirsiniz. %60 torf, %40 pomza olabilir. Ya da sevgili izleyiciler, ya da şunu da yapabilirsiniz. Torf ve perliti yarı yarıya, yani %50 oranında karıştırıp köklendirme ortamı yapabilirsiniz. Bunları temin edemiyorsanız güllerinizi kumda da köklendirebilirsiniz. Şimdi öncelikle çelikleri dikmeden önce köklendirme ortamımızın, yani toprağımızı mutlaka sulandırmak gerekiyor. İyice suya doyurmak gerekiyor.
Şu an biz bunları zaman kaybetmeyelim diye bu çelik işlemini hazırlamadan önce iyice suya doldurduk. Şu an bunlar gayet sulu bir durumda. Dikerken ne yapacağız sevgili izleyiciler? Sizlere ölçü olması açısından söylüyorum. Gözümüz buradaydı. Gözümüz buradaydı. Bakın yaklaşık parmağımızın enine doğru koyarsak bir parmak altından eğik kesiyoruz. Üzerinde de dikerken şu işlemi yapabilirsiniz. Gözün bir parmak üzerindeki kısmı elinizde tutun. Bakın şu şekilde tuttum ben. Neden burası önemli? Çeliğimizi buraya kadar toprağa dikeceğiz demek. Ne yapmam gerekiyor? Çeliğimi, dört gözlü çeliğin bir gözünü toprağa sokacağım ve nereye kadar? Elimle tuttuğum yere kadar. Bakın şu şekilde getiriyorum. Bastırıyorum. Elimin toprak seviyesine gelinceye kadar bastırıyorum. Evet. Ne oldu şimdi? Çeliğimizi diktik. Diktikten sonra hava boşluklarını önlemek amacıyla çeliğin etrafında hava boşluğu kalmasın diye ne yapıyoruz? Biz parmaklarımızla beraber bir ya da iki parmak fark etmez. Çeliğimizin etrafını iyice sıkıştırıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar bir üzerinden toprağınıza biraz daha su vermenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu işlemi evde yapıyorsanız, kış aylarında biliyorsunuz evlerde nem düşük. Evlerde nem düşük olduğundan dolayı çeliklerimizin köklenmesi azalabiliyor. Onun için herkesin evinde fısfıs var. Fısfısla beraber evinizde bazı günlerde günde iki kez ya da her gün birer kez çeliğinizi bu şekilde mutlaka nemlendirin. Bu şekilde. Ondan sonra bunu yine camlarınızın önlerine yakın bir yere, ışık alan bir yere koyabilirsiniz. Köklenme için en ideal sıcaklıklar 18 ile 22 santigrat derece arasında sıcaklık. %80'in üzerinde de nem olması gerekiyor. Nemi de hem sulayarak hem de fısfısla sağlayabilirsiniz. Eğer sevgili izleyiciler, eğer evinizde ortam çok kuru ise o zaman şunu da yapabilirsiniz. Bakın ben bambu çubukları hazırladım. Siz daha ince bir şeyler de hazırlayabilirsiniz, çubuklar. Farklı şekilde. Üçgen şeklinde çeliğimizin etrafına bunları saplıyoruz. Bakın bu şekilde sapladık. Çeliğimizin nem kaybetmemesi için şöyle şeffaf bir poşete alıp buna böyle geçirebilirsiniz. Yani sera ortamını sağlayabilirsiniz. Bunu geçirdikten sonra şuralarından birkaç tane delik açabilirsiniz. Dolayısıyla hem çeliğimizin hava alması sağlanmış olur. Bu şekilde çelikleri diktikten sonra çeliklerin köklenmesi yaklaşık olarak bakım koşullarınıza göre 3 hafta ile 6 hafta arasında değişiyor. Yani evde bu şekilde odun çeliğini hazırladınız. Seranızda köklendirebilirsiniz. Evde uygun koşulları sağlayıp çeliklerinizi köklendirebilirsiniz. Ben çeliğimi diktim, bir hafta sonra köklenmedi, 10 gün sonra köklenmedi diye paniğe sakın kapılmayın sevgili izleyiciler. Çünkü güllerin zaten köklenmesi minimum 3 haftada sağlanıyor. Biz gülleri profesyonel olarak en az 3 haftada, 3 ile 6 hafta arasında köklendirebiliyoruz. Dolayısıyla sizin ev koşullarınızda ya da çoğaltma yaptığınız koşullarda çeliklerin de 3 ile 6 hafta arasında köklenmesi normal olacak. Dediğim gibi toprağınızın nemini sürekli takip edin. Arada bir üstten her gün bir ya da iki kez fısfıs ile çeliğinizi nemlendirin. Toprağınızda nem durumuna göre mutlaka, burada gün veremiyorum, nem durumuna göre bir günde bir olabilir, iki günde bir olabilir, mutlaka sulamanız gerekiyor.